never said. Virgin Radio. Virgin Radio. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Herkese naydın. Günaydın. Herkese naydın. Merhabalar Koray Beyciğim. Biz bir şey soracağım. Nerede kalmıştık? Bu yenilebilir underwear projelerinizden bahsediyordunuz en son. Yarım kalmıştı. Şimdi İbiza'daki. Aa, çok özür dilerim. Biraz kulaklığımın sesini kısabilir misiniz? Kısalım. İnanamıyorum. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biraz daha kısabilirim istiyorsanız. Yo, yeterli. Şimdi... madem sordun devam edeyim anlatmaya. Ah be abi ya. Bir de geldi bu. Evet. Yani. Madem sormuş bulundum. Evet. Ben devam edeyim anlatmaya yani. Şimdi bu sene Ciro'da patlama yapmayı planlıyoruz Geveze. Bu yenilebilir çamaşır cirosunu evet. Mu patlatıyorsunuz? Aynen öyle. O yüzden de ürünlerinin tanıtımı için neferlerin kendi hazırlayıp giyebilecekleri kıyafetlerle katılacakları bir yarışma tertipledik. Kendi hazırladıkları da. Evet, çok güzel. Kendi hazırladıkları. Yani yenilebilir iç çamaşırları kendileri mi yapacaklar? Yani başka şeylerle. Biz onlara başka onlara başka bir şey vereceğiz materyal. Onlar da bize şey yapacaklar. Kıyafet ve kendileri. Aynen. Yarışma çok heyecanlıydı ondan sonra. Jüri'de görev yapmak üzere İskoçya'da mezunu olduğum Lordluk, Kontluk, Anadolu Meslek Lisesi'nin çok değerli hocası Coşkun Atseven. Evet, onu daha önce de bir şeye, organizasyonunuza evet. Getirmiştiniz galiba. Coşkun Atseven bize İbiza'da katıldı. Biliyorsunuz kendisi... ömrünün mesleğine adamış uzun yıllar İskoçya'da kontluk lordluk okulunda zarafet ve adab-ı muaşeret dersleri vermiş. Çok yani önemli insan. Çok önemli bir insandır. Bir de bu insanlarda yok değil mi dünyada çok fazla? Çok az, çok az ve soyadının başına yani İskoçya'da öyle çok ünlü bir insan olduğu için Mac ünvanını verilmiş. Yani son derece saygılı, değerli bilim insanından niye gülüyorsunuz? Geveze be. Yani, neden gülüyorsunuz? İşte mutlulukta. Son hali nasıl oldu diye bir an düşündüm. Yani ben. Şimdi Coşkun Bey gerçekten buradan selamlar saygılar bu zevzeklere lütfen kusuruma bak başka şeye gülüyorlar. Onların biraz da Türkçesi de zayıf Coşkun Bey'in. Coşkun Mac Atseve. Yani şimdi bakın. Çok önemli bir şahsi. Şey, İskoçya'dan. Bir nevi bir kraliyet. Aynen öyle. Gibi sanki, bu fan gibi değil mi? Aynen böyle Avusturyalı fan, fan Böhringen falan gibi. Aynen öyle, bravo. Çok kültürlüsünüz. Öyle. Yani şimdi gerçekten çok değerli bir insan. Bunu anlatırken çok üstüne basıyorum ama gerçekten öyle. Ondan sonra. Yarışma şu şekilde yapılıyor. Temamız yenilebilirlik ve geri dönüşüm. Ya yani bir farkındalık mı yaratıyorsunuz? Birazcık ama evet. Adaylara tamamen organik gıda ürünleri veriyoruz. Her aday yaratıcılığını kullanarak ve malzemelerin hiçbirini ziyan etmeyerek. Yani bulgur bu çok dikkatli. Onu da kullanacak. Aynen öyle. Hazırladığı kıyafetlerle podyumda arzı endam edecek yani. Şimdi Coşkun Hoca'yı ben bir süredir görmüyordum. Ondan sonra tamam Zarafet Hocası da... Yani böyle o ne haller görmen lazım geveze. Haller değişmiş. Yani her cümlenin başı ay, her cümlenin sonu ayol. Allah böyle Allah. Şey ay içim şişti ayol. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ay olmaz bu devirde benim gibi delikanlısını bulmak çok zor. Doğru. Çok doğru. Zor geveze. Yani. Elleri kollara durmuyor, fıldır fıldır dönüyor. Allah Allah. Aksanı da bir acayip. Ondan sonra bizimle diyalsın diyor mesela. Efendim? Ay saçma sapan yani. Allah Allah. Beğenmedi evet. Yarışmacıları. Aynen öyle. Ne dediği de anlaşılmıyor diye eline bir çan verdim. Beğenmediği yarışmacı oldu mu çanı sallayacaktı. Ay eli kolu mümkün değil, durmuyor yani. Hop ilk dört yarışmacıyı ben daha ağzımı açmadan eledi yanlışlıkla yani. Sürekli el kol oynuyor. Adam desen adam. Ama garip bir şeysin lan. Ben bile şaşırdım yani. Ayol gerçi katılımcılar da şey sıfır yaratmış. Öyle mi? Yani. Hepsi aynı kıyafet yapmış. Tanju çıktı. Tanju'ya bir patlıcan, bir salkım üzüm, bir de asma yaprağı vermiştik. Şimdi asma yaprağını küllah yapıp kafasına koymuş. Elinde bir salkım üzüm. Çıkmış öyle sahneye.
Arkasından tülü çıktı. Ona da kabak, elma ve marul vermiştik. Ben patlıcanı kaçırdım yalnız. Marul yapraklarından şapka yapmış. Elinde elma, body body yürüyor o da yani. Ama orada da bir şey kaçırdınız galiba. Malzeme ziyan etmeyecekler. Hani hepsini kullanacaklar dediğiniz için. Hani kabakla evet. Patlıcanı söylemediniz. Karıştırmayın şimdi oraya. Her lafın içine girmeyin. Pardon efendim. Neyse. Bu arada bütün kıyafetler yenilebilir yani. Formumuzu nasıl koruyacağız diye düşünüyorsunuzdur kesin. Tabii. Yani tek derdimiz o. Müjdeler olsun. Nedir? Müjdeler olsun. Diyet ürünler de hazırlattık. Bu yani diyet yenilebilir iç giyim ürünleri. Aynen öyle. Yiyerek kilo veriyorsunuz. Allah Allah. Mucize gibi bir şey. Allah Allah. Yani dilediğince yiyorsun, en az bir kilo veriyorsun. Yani... Afişi de hazır bak, fotosuyla telefonumda, bir dakika şurada geveze Sinan, bak şimdi sana şuna, ha bakayım şuna bak, diyet çalışmaları içerisinde ben şöyle bak diyet, evet, böyle çamaşırları içinde bak nasıl, ama güzel demiş bak, altta da şöyle yapmayayım. Bak görüyor musun, doyasıya yiyorum, bir kilo da veriyorum. Ucuza gitmişsiniz efendim. Yedi bir davra ya. Yemek yapan erkek mi yoksa sofra toplayan erkek mi diye soruyoruz bugün kız muhabbetinde. Ve kız muhabbetine siz de yemek yapan mı sofra toplayan mı hashtag ile katılabilirsiniz. En ilginç tweet'i yazan 24 saat içinde belirleyeceğiz. Markafoni'den 50 liralık markafoni.com'dan 50 liralık hediye çeki kazanacak. Tekrar ediyorum, markafoni.com'dan 50 liralık hediye çek kazanacak. Kızlar günaydın. 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 Ayşe ile günaydın diyelim. Ayşe günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Şimdi bugünkü konu bence sizi çok ilgilendiriyor. Yemek yapan mı yoksa sofra toplayan erkek mi? Nesin, ne diyorsun? Sofra toplayan. Ciddi misin? Evet. Neden? Yemek yapmasına gerek yok. Ben severim yapmayı. Sofrayı yardım edersen yeterlidir. Yani pis işi o yapsın yeter. Ben... Ha? Yok, yardımcı olabilir. Yardımcı olabilir derken? Yani istiyorsa ben de yaparım, canım benim. Yeter ki olsun bir tanesi. Olsun. Ben onun eline sıcak sudan soğuk suya sokmam diyorsun. Aman, hayır. Hangisi sence? Ellerini sıcak Melda. Sudan soğuk suya da pek sokmamak lazım zaten. Öyle mi? Ben de sofra toplamasından yanayım. Yemek yaparken ortalığı feci karıştırıyorlar. Erkek var erkek var ya. Ben jilet gibi çalışırım vallahi mutfakta. Ben yemeğimi ya. Yaparım temiz temiz. O sofrayı toplasın yeter. Ben sofrayı da çok güzel toplarım. Yemeği de çok güzel yaparım. Bulaşık da bırakmam. Üstüne üstlük bulaşık makinesine koyarım. Makineyi açarım. Hatta da bir süre sonra makineyi de boşaltırım, yerine koyarım. Bize de gelsene o zaman. Ya zaten hikaye o. Ama bunlar bir süre sonra şey oluyor, ne derler, hiçbir işe yaramıyor. Görev haline geliyor değil mi? Yok, bir işe yaramıyor yani. Bak şimdi mesela puan aldım, gördün mü? Melda'dan puan aldım biraz evvel. Ama bir süre sonra puan alamıyorsun normal bunlardan. Normal bir şey. Çünkü senin işin oluyor onlar. Tabii tabii, bunu da yapıyor olman lazım. Yani arada onu... da bir yapacaksın ki kıymetli olacak. Ne diyorsun Ayşe? Hangisi daha kıymetli? Ben o cevap vereceğim de bir Twitter adresini vereyim mi? Tabii çünkü ki. Hatırlat diye böyle bana istekler geliyor. Et Ayşe Geveze'den bana ulaşabilirler. Et Ayşe Geveze'den, Nesli'ye de Neslik Nesli'den ulaşabilirler. Melda, sana nereden evet. ulaşabilirler? Ulaşsınlar mı? Yok, ulaşmasın. Evden herhalde. Ulaşmasın. Evden ulaşabilirler. Ne diyorsun? Yemek yapan erkek... Yani şimdi yemeği yaptı, ne olacağı belli. Oturup yemek yiyeceksin. Evet. Değil mi? Sofra toplayan erkek daha mutlu. Çünkü sonrasında ne yapacağın daha önemli. Vallahi yemin ediyorum anlamadım. Kahve yapar içersin Ayşe. Hakikaten %5 anlamadım. Ya bak şimdi, yemek yapan erkek yemeği yapıyor. Evet. Ne olacağı, ne yapılacağı belli değil mi? Yemeği yiyecek. Evet. Sonra yemek kaldırdı. Ama sofra toplayan erkek daha makbul. Sonrasında çünkü yapılacak başka hani sürprizli şeyler var. Kahve ama yemek yapan erkek tatlı mı getirecek yok adam? Yani. Tatlı yemeğin üstüne bir tatlı yenmesi lazım yani. Tamam ya, onu da yapmıştır adam, hazırlamıştır tatlıyı da. Tamam işte, nasıl bir tatlı olduğu sürprizli. Çikolatalı mı? Ondan sonra kaşıkla mı yenir? Yani herhangi bir alet kullanılması gerekiyor mu? Elle mi yenir? Nasıl tatlı yani? Çatalla herhalde. Çatal ve bıçakla. Nezaket bunu gerektirir. Yani. Ya.
Geveze Show. It's funny. Her sabah. It's crazy. Geveze Show. Virgin Radio. Virgin Radio. Ve eğer hazırsanız kızlar erkeklere karşı başlar. Günaydın. Günaydın. Seni tanıyabilir miyiz? Semra ben. Semra, ne diyorsun? Bugün bize ne getirdin kızlar tarafından? Noel Baba gibi oldu ne getirdin deyince. Kızlar tarafından şunu getirdim. Erkeklerin anlamadığı şeylere, listeye bir ek yapacağım. Mesela bütün kadınları aynı zannetmelerinden daralmış vaziyetteyiz. Evet. Bu arada siz erkekler, yani biz erkekler de telefonla arayabiliriz. Arayabilirsiniz. 0212 368 62 20 sizin için çalışıyor. Nasıl bütün kadınları aynı zannediyoruz? Ya aklıma ilk şey geliyor. Çok klişe şeyler. Kolaylarına geliyor herhalde. Hani alışveriş. Ay, hepsi bayılır. Hepsi çok sever alışveriş. Bayılıyorsunuz ama ya. Ya bayılıyorsunuz. Yani aksi bir durumu ispatlayacak bir şey yok ortada. Ama nasıl yapalım? Biz bir süre vakit geçireceğiz o zaman yani. Bak, sen de kabul ettin. Ben öyle değilim ama ben de alışveriş seviyorum. Nasıl oldu? Ya yok, daha sıkılıyorum 3 saniye dayanamadın. Yok yani, tabii klişe bir sürü şey bende de var ama ya alışveriş mesela sevmiyoruz ama ay hepiniz bayılırsınız. Ay işte şunun hepsi. Alışveriş seviyor musun? Hayır. Hiç mi? Çok sıkılıyorum. Ya alışveriş yapmaktan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum, hayır. İhtiyacım olan şeyin yerini bileyim, hemen gideyim oradan alayım. Ne kadar zamanda alışveriş yapıyorsun? Örnekse bir kazak arıyorsak mesela, ihtiyaç oysa yani. Hani bulamıyorsam iki dükkanda zaten devam etmiyorum. Üçüncü dükkana bakmıyorsun. Sıkılıyorum. Benim aslında sende merak ettiğim fiziksel bazı şeyler var. Doğru söyle, hadi. Hadi. Biz bizeyiz, yabancı yok. Var değil mi? Var var. Var var. Benim de kadınlarda anlayamadığım şey o. Onlar da bütün erkekleri aynı zannediyorlar. Ciddi söyle. Mesela bütün erkekler odun. Değil mi? Evet. Ne oldu, biraz evvel kendi söylediğini yedin. Ama şimdi odunu da ayrı ayrı kategorilere ayırabiliriz zamanımız. Ceviz ağacı odunu var efendim, öyle mi yani? Ihlamur yani, odunu. Belli zaafları var, belli bir merkezden yönetiliyorlar. Tek ama... merkezden yani yönetiliyoruz. Aynen. Bizde merkez bir. Bizde merkez tek, yani tek bir merkez var, o merkezden dağılıyor. Oradan kan vücuda kaldığı kadar beyine gidiyor işte. Kabul ediyorum, kolaysınız, çok kolaysınız. Tabii erkek hakikaten çok kolay. Çok kolay yani. Erkek kuş gibi, ciddi söylüyorum. Suyunu ver, yemini ver, humunu ver, isterse kafes açık olsun, geri döner. Valla ama ola ki sen suyunu verdin, yemeğini verdin, yani ne derler, yemeğini verdin ama kumunu unuttun. Kum arar. Kum arar. Arar. Ya üç olunca yine bir arama da olamıyor mu? Yok canım ya, üç varsa manyak mı olur, niye arasın? Mesela başka su, başka kum. İşte bakın, burada kadınların çok ağır bir zaafı var. Ben bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. Başka kum, başka su, eğer kendi kumu ve kendi suyu iyiyse. Ay ama şimdi. Güzelse ve hani... şeye ne derler, kum şeyine ne derler, kum kabına baktığında ay çok az kum kalmış burada ya, bu kum kirli falan demiyorsa, orada sürekli bol bol kum varsa ya, çünkü kum çok önemli. Ama sen de alışveriş sevmiyorum diye iyice erkek muhabbeti yapıyorsun bende şu anda, yani benim de kadın tarafım çıktı. Erkek muhabbeti değil, ben şimdi sana erkekleri anlatmaya çalışıyorum. Erkeğe kumun ne kadar önemli olduğunu, erkek için ne kadar önemli olduğunu, kum olmazsa erkeğin gagasının düşeceğini anlatmaya çalışıyorum. Yalan mı? Bak soralım. Ata günaydın. Günaydın, merhabalar. Ata, gerçekten bütün kadınlar alışveriş delisi mi? Ne diyorsun? Ya kesinlikle. Öncelikle ben şu Ankara'daki insanları, özellikle bayanları, hani çaresiz olarak nitelendirmek istiyorum. Neden? Çünkü yani hafta sonu dahil ve iş dışında geçirdikleri tek yer alışveriş merkezleri. Hava soğuktur ondan. Yazında mı? Yazında hava serin orada, doğru. Dışarısı sıcak. Evet, haklı olabilirsiniz. Değil mi? Evli misin yani, bu arada Ata? Nişanlıyım. Nişanlınla her hafta sonu alışveriş merkezine gidiyorsunuz değil mi? Ben ciddi bir tepki koydum artık. Benden hani rica minnet. Gidebilir miyiz? Seninle gitmiyor başka adamla. Başka çocuklarla gidiyor, öyle mi? Anlamadım. Hiç giderek karışıklaşıyor. Bilmiyorum, ne diyorsun abi? Hayır. Arada gazını da almak lazım. Gidiyoruz tabii ki. Arada gazını alıyorsun.
Evet. Mesela ne sıklıkla gidiyorsunuz? Ayda kaç kere? 2, 3, 4? Ya ben öncelikle Ankara'ya yeni geldiğim haftalarda, şimdi 8 ay oldu buraya geldiğimde. Yani ilk 3 hafta durmadan gittik yani. Ama ben hani artık yeter dedim yani. Daha sonra şimdi 2 haftada bir, bazen haftada 1'e falan düştü ve bundan mutluyum yani. Harika, haftada bir gidiyorsanız harika canım. O kadar da alışveriş meraklısı değilmiş kız yani. Haftada bir şunu şurasında. En son ne aldınız? Biz bize konuşuyoruz. En son ne satın aldı? Ayakkabı. Yani durmadan ayakkabı alınıyor. Durmadan. Ama bak ben hemen sormak istiyorum. Ne diyorsun? Ayakkabı eksiğin var değil mi? Ay, nefret ediyorum ay. Ayakkabı almaktan? Evet ama bunu anlatamıyorum yani. Bekarsın değil mi? Süper, bakın arkadaşlar. Burada ayakkabı almaktan hoşlanmayan, nefret eden, alışverişten nefret eden... Ve şu kuş, kum ve kafes mevzusunu da kafası yatmış bir kız var. Kafası yatmış. Vallahi kafası yatmış. Virgin Radio. Virgin Radio. Evet.